Türkiye Futbol Federasyonu 2. Grup Kırmızı Lig'de mücadele eden Uşakspor 10. haftasındaki Bucaspor 1928 karşılaşmasından 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. Bucaspor 1928'in ilk golü 37. dakikada Berke Bıyık'tan, ikinci golü de 46. dakikada Fuat Gölbaşı'dan geldi. Uşakspor'un tek golünü 85. dakikada Murat Gönen kaydetti. Taraftar söylüyor zaten, çok kötüydük. Bayağı kötüydük. Çok kötü. Yani Uşakspor'un durumu çok kötü. Bozuktu. Hiç sıfır yani. Vallahi ben konuşacak halde değilim. Çok sinirliyim yani. Maç nasıl? Rezalet her zamanki gibi. Yani gene umduğumuzu bulamadık. Futbolcularda yetenek yok, tecrübe yok, takım oyunu yok, bireysel taktik yok. Ben hayatımda böyle futbol görüyorum. Ya nereden bulurlar futbolcuları bilmiyorum gerçekten. Çok üzgünüz. Her hafta üzülerek gidiyoruz maalesef. 1967 Uşak Sporlar Derneği Başkanı Argan Arıcak maç sonu değerlendirmelerinde bulundu. Maçtan önce maça zaten maç, yani mağlubiyet normal, bu takıma normal. Maçtan önce konuşulacak çok şey var zaten. Bu takım önce sene başında bu adamlara niye satıldı? Şimdi bu adamla aldı bu takımı, yatırım yapmadılar, ucuz bir takım kurdular. Üçüncü ligden, ikinci ligde oynamayan topçuları getirdiler. Görüyorsunuz son dakikada %100 gol pozisyonunu kaçırıyoruz. Yani atsak en azından 2-2 bitecek maç, bir puan alacağız. Yani bu Uşak bu kadar niye sahipsiz? Bakın Uşak'a sahip çıkan sadece buradaki Aşıkola. Başka hiç kimse sahip çıkmıyor. Bunu bir kere herkes bilsin. Bu takım bugünlere kolay gelmedi. 8-9 sene Bal Ligi'nde mücadele ettik. Bu takım buralara kolay gelmedi. Yani şu ligde kalmamız bizim için çok önemli bu sene. Biz ne edip edilip devre arasına kadar toplayabildiğimiz puanı topla. Biz yine taraftar olarak desteğe devam edeceğiz. Biz yine her zaman varız. Zaten bu arkadaşlar var. Başka Uşak'a sahip çıkan bir tane kişi yok. Biz elimizden geldiğince devre arasına kadar devam edeceğiz. İnşallah alabildiğimiz puanı alırız. Devre arasında bu takımın 8-9 tane banko direkt ilk 11'de oynayacak oyuncuya ihtiyacı var. Bu takımı kurtaracak futbolculara ihtiyacı var. Yönetim devam edecekse şayet bu parayı, yani bu parayı bulacak. Validen mi bulacak, belediye başkanından mı bulacak, kendi imkanlarıyla mı bulacak? Bu takımı ligde bırakmamız lazım. Bu takım düşerse bütün Uşak düşer. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Taraftarlar maç sonrasında Uşakspor futbolcularıyla bir araya gelerek sitem ettiler. Ne zaman bu taraftar yüzü gülecek arkadaşlar? Cumartesi gün yine iyi kötü seyirci geldi. Bu kadar seyirciye oynayan takım yok bu grupta. Ne zaman yüzümüz gülecek? Arkadaşlar önümüzdeki kalan 9 haftada elimizden geleni yapam. Allah aşkına bak. Vedat sen niye gülüyorsun Vedat? Sen niye gülüyorsun? Senin yüzünden bu takım var. Ne gülüyorsun arkada? Kim o gülüyor? Vedat ya. Gülüyor da. Beyler ciddiye alın bak. Sonra ciddiye almıyor ya. Gel şuraya ya. Biz 8 sene amatörde süründük. 8 sene ya. Beyler. Gülme. Abi 3 maç çok önemli bak. Aynı seviyedeki takım. Abi aynı pazarı Balıkesir'e inelim artık ya. Arkadaşlar. O son dakikada kaç kız o gol ya. Çok basit hatalar yapıyorsunuz ya. Onurcan. Resul. Arkadaşlar sizin gücünüz bizi düşürmeye mi yetecek? Arkadaşlar devre arasına kadar topladığımızı toplayalım Allah aşkına. Siz kendi kariyeriniz için de mi oynamıyorsunuz ya? Hadi bizi bırakın ya, kendiniz için oynayın ya. Hakkını verin ya, ne alıyorsanız hakkını verin ya. Sizin gücünüz bizi düşürmeye yetiyorsa oynamayın ya, çıkmayın.